Bak bana doğruyu söyle. Şu madam sekreteri hesabı sen misin değil misin? Ne olmuş bensem? Ay ne demek ne olmuş ya? Hakkında bir şey yazmadığın kimse kalmadı. Ortalığın tuzunu attırdın. Asene Kutlusay, Selim, Serra annenin arkadaşları. Yani bir de ne olmuş diye soruyorsun gerçekten. Üf Eda, ne çok seviyorsun abartmayı ya. Yeter sus. Biricik, bak son kez soruyorum. Eğer lafı geçiştirirsen vallahi küserim, konuşmam seninle bir daha hiç. Konuşmam. Tamam. Ben bir kahve alayım. Konuşuruz tamam mı? İyi. Gel. Ne? Söyle bakalım Nazlım. Bu madam sekreteri belasını başıma sen mi sardın? Ne anlattın Zeynep'e? Ben ne anlatacağım be? Bu kız kafayı yemiş manyak. Sen benim soruma cevap ver. Zeynep'in böyle düşünmesine sen mi sebep oldun? Senin gibi salak bir iş yapanla kabahat. Biricik, bak çok korkuttu beni. Az kalsın öldürüyordu. Ya bak ciddiyim. Sen de dikkat et. Kızın gözü dönmüş. Manyak o manyak. Kes. Kes uzatma. Kahve ver bana. Hadi. Sen parasız bırakarak mı terbiye edeceksin baba öyle? Ha? Ya sen önceden tekme tokat döverdin, şimdi tarzını değiştirdin, paranla dövüyorsun. Ya sen benim arabamı aldın, yetmedi evimi kapattın, şimdi bir de açlığımı mı kesiyorsun, ha? Ya tamam be, kesersen kes. Ben dilenirim yine de bu saatten sonra senden hiçbir şey istemem. Ne haber Sarı? İyilik senden. Gayet iyiyim, bir problem yok. Nasıl geçti Kutlusaylar'la yemek? Boş muhabbetle geçti. Sevdiler mi seni? Ben onları sevdim mi diye sorsak daha mantıklı olur bence. Diyorsun, o zaman ben sen onları sevdin mi diye soruyu değiştireyim. Sana ne diyeyim ben de? Sevdim ya da sevmedim, beni ilgilendirir. Ya ben telefon konuşmana kulak misafiri oldum. Babam mı konuşuyordun ya yani? Paranı mı kesti cidden? Paramı kesti, arabamı aldı, evimi kapattı. Öyle. E Biricik arkadaşın Selim Kutlusay'a söyle, sana otelinde bir suite ayarlasın. Hayır hayır sakın bak, öyle bir şey yok yani. Ben şu anda kimsenin bilmesini istemiyorum. İlla ki bir gün söylemem gerekirse de ben kendim söylerim. Sen de söyleme tamam. Ay sizin ne tuhaf arkadaşlığınız var ya. Arkadaş dediğine sır verilir. Üzüldüğünde, sıkıntın olduğunda yaslanılır. Siz zayıflıklarınızı birbirinizden gizlemek için resmen yırtınıyorsunuz. Yani? Ne yani? Yalan mı? Sen şimdi gidip Biricik'e babam paramı kesti, eskiden de beni döverdi desen, günü geldiğinde Biricik bu bilgileri sana karşı kullanmazsa benim adım da Serra değil. O zaman nerede kalıyorsun? Otel. Bir tane otel buldum böyle küçük falan ama şirin tatlı, orada kalıyorum. İdare ediyorum. Vay be. Nereden nereye? Hayat. Mahalleye geldiğinde beni nasıl aşağılamıştın hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Çünkü ben mahalleye geldiğimde seni aşağılamamıştım Serra. Sadece senin o mahallede olmana ben şaşırmıştım. Hı. Peki dediğin gibi olsun. Sırrım bende güvende. Bir ihtiyacın, bir eksiğin olursa arayabilirsin. Yokluk nedir iyi bilirim ben. Ne haber? Selim Bey, iyidir. Haberler sende.
Serra'yı çağırmışsın yemeğe. Ha aynen. Siz Serra'yla konuşuyordunuz. Ne dedi sana? Serra aslında çok bir şey demedi yani. Söyledi ama ne bileyim böyle biraz tuhaf şeyler söyledi. Ama ne demek ben anlamadım. Ne bileyim işte ben dedim... Yani ne yaptınız dedim, boş muhabbet dedi. Kutlu Saylar seni sevdi mi dedim. Kutlu Saylar'ın beni sevmesi önemli değil. Acaba ben onları sevdim mi falan dedi. Çok Serra'lık laflar değildi. Siz tartıştınız mı, ne oldu? Yani evet, tartıştık biraz. Niye? Boş ver abi. İyi, sen bilirsin yani. Fark etmez benim için. Anlatmak istemiyorsan anlatma. Oğlum biz önceden her şeyimizi birbirimize anlatırdık. Her bilirdik. Ne oldu lan bize? Ya sen de trip yapma canımsın ya. Bak arayacağım seni. Hadi görüşürüz. İşim yok, sana trip mi atacağım? Ne derdin başımdan aşkını zaten? Yok ya. Bir saniye. Bir şey söylemeden önce bir dinle lütfen. Konuşulacak bir şey kaldı mı ki? Git başımdan. Serra. Sen laftan anlamıyor musun? Uzatma. Ama... Aması maması yok. İstemiyorum. Seni dinlemek istemiyorum, görmek de. Tamam haklısın, dün gece gereksiz yükseldik. Ben de senin üstüne gelmemek için uzatmayıp geri adım attım, sustum. Neyi uzatmadın sen? Hırsızsın deyip iftira attığın bölümü mü? Ya karşıma geçip hırsızsın dedin sen bana. Bundan ötesi yok. Bu kadar kolaydı işte bunu söylemek senin için. Serra yapmaz. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır demedin. Diyemedin. Evet diyemedim çünkü mantıklı bir açıklamasını bulamadım. Ne yapayım? Sen yol göster. Yani sen bir şey söyle olmaz mı? Ya ben sana yardım edemem. Bak hayat bir sınavsa eğer senin yerine soruları ben cevaplayamam. Ben zaten yeterince ağır bir sınav veriyorum çünkü. Hem de her gün. Sen bana iftira attın Selim. Hırsızsın dedin. Ben sana hırsızsın demedim. Tamam açık açık hırsızsın dememiş olabilirsin. Ama ima ettim. Bu da bana yetti. Abartmasan keşke Serra. Ya ben mi abartıyorum? Uyduruyor muyum ben bütün bunları? Gözümün içine baka baka seni dinliyorum dedin. O saatin çantanda ne iş vardı diye hesap sordun sen benden. Ben göreceğimi gördüm dün gece. Neymiş gördün Serra Yıldırım? Gerçek yüzün yetmez mi? Ben seni gözümde çok büyütmüşüm ya. Önce üzüldüm. Hatta ağladım da. Bak tamam. Tamam. Konu buralara gelsin istemezdim ama ne olur sen de uzatma Serda. Karşıma geçmiş hala pişkin pişkin uzatma diyorsun bir de. Pes. Gerçekten pes. Mümkünse karşıma bir çıkma. Burak Bey. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? Daha iyi günlerim olmuştu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Selim'le mi ilgili? Ne oldu? Yok ya, öyle lafın gelişi söyledim. Sen de ağır konuyu Selim'e getiriyorsun ha. Gördün mü? Dün akşam Selim Serra'yı yemeğe götürmüş. Ailesiyle tanıştırmış. Gördüm. Beş para etmez kızın üstünü çizemedik ya. Sinir oluyorum ya.
Zeki kız. Kabul etmek lazım yani. Aynı zamanda güzel de. İnsanları etkilemesi çok da zor olmuyor işte. Kızın etkiliyor. Abartıyorsun. Biricik. Sen artık şu Serra'nın ilgisini kabullensen mi acaba? Ortada yenilgi falan yok. Ortada yenilgi falan yok yani. Dün akşamki yemek bile bence artık hayatlarımızdan bunları çıkartmamızın vakti geldiğinin canlı kanıtı değil mi? Burak ne diyorsun? Ben anlamıyorum hiçbir şey. Ben diyorum ki Biricik. Artık ben bu Selim, Serra muhabbetinden inanılmaz derecede sıkıldım. Bak hayat kısa, kuşlar uçuyor. Selim ve Serra ile ben artık hayatımı karartamam. Oturup kısa entrikalar yapmaktan da çok bıktım ve an itibariyle bundan da vazgeçtim. Pes ettin yani. Vazgeçtin. Okey. Tamam, sen bilirsin. Bu durumda dost kızın ne demekmiş Selim'e göstereceğim falan filan laflarını yutuyorsun. Yutmuyorum bebeğim. Tam aksine tükürüyorum ve gerçekten çok iyi geliyor. Bak sana da tavsiye ederim. Tamam Burak. Okey. Okey. Yalnız benim Selim'i altın tepsiyle o paçoz kıza ikram etme gibi bir niyetim yok. Hiç yok. Ben vazgeçmiyorum. Selim ve altın tepsi ha? İyiymiş. Selim. Selam. Selam. Ne haber? İyi senden. İyiyim ben de. Dün akşamki yemek nasıl geçti? Aile yemeğiniz. Herkesin dilinde de bizim aile yemeği ya. Neyse. Bak saatin. Benim arabada düşürürüz. Nasıl ya? Nereden çıktı şimdi bu? Anlamadım. Neyi anlamadın Biricik? Senin arabandan çıkmış ya onu anlamadım. Ne alaka? Ne bileyim düşürmüşsün işte. İmkansız. Çünkü ben arabanı bayağıdır bilmiyorum. Biricik uzatma istersen. O sapık program bilgisayarıma nasıl yüklendiyse bu saatte arabama öyle gelmişti. Olur mu? Bunu hep böyle yüzüme mi vuracaksın? Uzatmayalım Biricik. Görüşürüz. Görüşürüz. Oo, yine bir A artı almışız bakıyorum. Sen kaç almışsın? B artı. Tebrik ederim Yasucuğum. Teşekkür ederim. Selim sen kaç almışsın? D eksi. Hadi ya. Halbuki o kadar çalışmıştınız. Yani iyi geçti falan diyordun. Önemli değil ya. Boş versen ben alışırım unutlarım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bazen sisteme hatalı giriş yapabiliyorlar. Yani yerinde olsam çek ederdim. Ha, yok ben uğraşamam. Teşekkür ederim. Sen. Tamam peki görüşürüz. Görüşürüz. Serra, siz yine Selim'le mi kapıştınız? Neden sordun? E çocuk D eksi almış. Sen suratını asık arkanı dönüp gittin ondan sordun. Uzun hikaye. Yalnız çok bozuldu çocuk. Yani belli etmemeye çalıştı falan ama. Bozulur tabii. İyi not bekliyordu çünkü. Ya git check et dedim. Bazen sisteme yanlış girebiliyorlar dedim ama. Yok umursamadı. Yani ben alışkınım böyle notlar almaya deyip kesip attı. Serra. Ha ciddi ciddi ayrıldığınızda bana mı söylemiyorsun? Hani bana şimdi bir şey sorma ne olur. Tamam tamam sormadım farz et. Ne yaptın hazırlıklar tamam mı? Ne hazırlığı? Kitap kulübü. Ha Serra gelmeyeceğim deme bana. Ay hayır. Kesin geleceğim. Onca olaydan sonra uzaklaşmak en iyisi zaten. Bu arada ne yaptın?
Bizim ev konusuna bakabildin mi? O durağa yürürken bir kiralık yazısı gördüm. Numarasını da aldım, atarım sana. At kesin, ne olur. Duyar belki. Tamam. Ben kaçıyorum, sonra görüşürüz. Hocam gelebilir miyim? Gel Serracığım, gel. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Şu saat meselesi yüzünden... Hocam o konuya hiç girmeyelim. Yeterince konuşuldu zaten. Peki. Nasıl istersen. Ben fazla vaktinizi almadan bir şey isteyecektim sizden. Tabii, dinliyorum. Bizim statik sonuçlarımız açıklandı da... Gerçi üstüme de vazife değil. Ve sizinle konuştuğumun da duyulmasını istemem. Ama Selim de eksi almış. Hadi ya. Sanki iyi geçmemiş miydi sınav? İyi geçtiğini biliyorum. Kesinlikle bir yanlışlık var notunda. Siz bir kontrol etseniz. Olur olur. Ben Ayşe Hoca ile bir konuşurum şimdi. Çok iyi olur. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii. Görüşürüz. Kolay gelsin. Efendim Pınar. Tamam, tamam uzatmayalım lütfen. Ya bu zaten benim ne zamandır aklımda olan bir şeydi. İşten ayrılmak istiyordum. Derslere de yetişemiyorum biliyorsun. Tamam Pınar'cığım bak benim şimdi işim var. Ben arayacağım seni tamam mı? Sonra konuşuruz. Öpüyorum bay bay. Oteldeki işinden istifa mı ediyorsun? Dün yaşananlar yüzünden. İşimi bırakır mısın lütfen? Bırakacağım. Ama söyle önce dün yaşananlar yüzünden mi? Hayır ne alakası var? Uzun zamandır planladığım bir şeydi. Ya planladığın bir şeydi bana söylemedin. Ben her şeyi sana söylemek zorunda mıyım? Ayrıca iyi ki söylememişim. Serra uzatmasan mı bu kadar? Neyi uzatmasan mı bu kadar? Heh Serra. Selim ne haber? İyi abi senden ne haber? İyidir. Haklıymışsın. Yani Selim'in notunu yanlış girmişler sisteme. Nasıl yani? Senin statik sınav sonucun sisteme yanlış girilmiş. Biliyorum söylemeyecektim ama... Serra gelip ilgilenir misiniz demese... statikten B artı yerine D eksiye razı olacaktım beyefendi. B artı. Aynen. Bana teşekkür etme Serra et. Ben derse kaçıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Teşekkür ederim diyecektim. Duyduklarından farklı bir anlam çıkarmana hiç gerek yok. Emeklerimizin boşa gittiğini görmek istemediğim için yaptım. Nazlım, bir baksana. Şu Biricik'in saat konusu. Asena'nın kardeşi mi ne devreye girmiş? Ne o hikaye? Bir anlatsana sen bana. Gel sen gel. Gel. Gel.
Şimdi sen efendi gibi anlatacak mısın? Yoksa ben sana anlattırayım ben. Ya ne oldu, ne yaptım yine? Bize ne oldu diyor lan?